Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde STK temsilcileri, esnaf odaları ve muhtarlarla buluştu. Yıldırım'da kentsel dönüşüm vurgusu yaptı. Kentsel dönüşüme gelecek olan bütün konutların garantisini Büyükşehir Belediye Başkanı üstlenecek. Garantisi. Büyükşehir Belediye Başkanı diyecek ki, ben bütün bu evlerin garantisi Büyükşehir'e ait. Ve yapılacak olan kent planlamasını kente getirecek. Muhtarlarla beraber, sizlerle beraber oturacak. Nereye hangi binalar yapılacak? Kim hangi dairede oturacak? Neresi park olacak? Neresi kütüphane olacak? Neresi okul olacak? Nerede kreş olacak? Sizler göreceksiniz. Kılıçdaroğlu, Mudanya ilçesinde de sivil toplum kuruluşları, hemşehri dernekleri, esnaf odalarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan soruşturma ile ilgili açıklama yaptı. Belediye başkanı adayı seçildi. Bekle, bekle, bekle seçimlere bilmem kaç gün kaldı. Efendim hakkında soruşturma açacağız. Aç kardeşim. İstediğin zaman aç. Ne zaman istiyorsan aç. Eğer boğazımızdan aşağı haram lokma inmemişse hiç kimseden korkmayız biz. Konuşması sırasında atılan sloganı kesti. 16 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ödediği faiz $149 milyar. Bir dakika arkadaşlar. Önemli bir konuya değiniyorum. Bu iş sloganla çözülseydi çoktan çözerdi. Bakın neden? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içerideki faizlerden söz etmiyorum. $149 milyar. Eğer Londra'daki bir avuç tefeciye faiz ödüyorsa AK Partili kardeşimin de oturup düşünme zamanıdır artık. Kılıçdaroğlu, Bursa'ya yönelik verdiği seçim mesajında Bursa'nın yeniden hak ettiği değeri kazanacağını söyledi. Bursa bir beton ormanına dönüştü. Yeşil Bursa, o güzelim Yeşil Bursa. Nerede? 1960'ların, 70'lerin yemyeşil Bursa'sı nerede? Onları yeniden inşa edeceğiz inşallah. Yeniden güzelleştireceğiz. Bursa yeniden tarihte hak ettiği değeri 21. yüzyılın başında yeniden hak edecek ve Bursa gerçekten de tarihiyle, coğrafyasıyla yeniden şahlanacaktır. Kim yapacak? Mustafa Bozbey yapacak. Buna inanıyorum. CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2016 yılında Mardin'de şehit düşen Sinan Yaylı'nın Bursa'daki baba evini de ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından İvazpaşa mahallesindeki kahvehaneye geçti. Sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Bu sırada bir vatandaş CHP'nin HDP ve terör örgütleriyle ilişkisini sorunca şu cevabı verdi. Kim terör örgütlerine destek veriyorsa Allah belasını versin. Kim verdiği yere davranıyorsa Allah belasını versin. Tamam, teşekkür ederim. Bakın tamam. Biz bu Türkiye'nin geleceği için mücadele eden bir parti. Bayrağımıza bağlı, vatanımıza bağlı, herkese bağlı. Öyle bir şey yok. Şimdi herkes böyle biliyor. Başkanım, herkes böyle biliyor. Bakın ben size söylüyorum. Gayet açık gayetle söylüyorum.